Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanya'da hava biraz daha iyi olduğu için ortam değişikliği yapıp size balkonumdan günaydın demek istedim. Çamaşır iplerini görmemeye çalışın. Onlar eski ev sahibinden kalma. O yüzden herkese tekrardan günaydın. Geçen gün başıma gelen bir şeyi sizlere anlatmak istiyorum. Arabamı servise verdim Mercedes'in. Servisine airbagleri değişmesi gerekiyormuş. Bir sıkıntı varmış galiba. Mercedes airbaglerini değiştirmek istedi arabanın. Bana randevu verdiler. Ben de randevumu alıp arabamı bıraktım. Ondan sonra çıkışta arabamı almaya gittiğimde bana bir yarım saat bekler misin dediler. Ben dedim ki tabii ki beklerim yani. Bir yarım saat demediler aslında ama bekleyin dediler. Bekliyorum, yarım saat oldu, 40 dakika oldu. İçeride böyle bir konuşmalar dönüyor. Bir sıkıntı olduğunu fark ettim hemen. Ondan sonra kadına gidip dedim ki bir sıkıntı mı var yani, çözemediğiniz bir durum mu var falan, çünkü kapamak üzereler. Kadın bana dönüp dedi ki, bu arada onlar ararken benim aracım Bulgaristan plaka. Aracı Bulgaristan'dan getirdiğimiz için bu plakayla belli bir süre burada sürebiliyorum. Aklımdan direkt en kötü senaryolar geçmeye başladı. Dedim acaba polisi falan mı arıyorlar dedim. Bulgar plaka burada ne arıyor falan filan. Aslında şu an hala sürebiliyorum ama aklıma en kötü senaryolar geliyor. Diyorum kesin polisi arıyorlar. Beni görmeniz gerekiyordu. Çok kötüydü. Orada böyle ne kamerayı açmak aklıma geldi ne bir şey, sinirlerim bozuldu. Dedim kesin bir sıkıntı var yani, bir sıkıntı çıkacak. Ondan sonra bana gelip dediler ki anahtarınız yok. Anahtarınızı kaybettik dediler. Yani Mercedes'e servise bırakmışım ve anahtarım yok. Yani bu nasıl olabilir falan filan dedim. Bayağı işte aradılar falan filan, artık kapatmak üzereler. Ve anahtarım yok, aracı açamıyoruz. Yedek anahtarım da yok. Ondan sonra çok komik bir şekilde dedim yani benim yarın okulum var. Ben nasıl gidiş geliş sağlayacağım, aracım yok yani ve suç sizin. Sonra bana hemen size bir araç verelim falan dediler ve şuraya fotoğrafını hemen eklerim. Bana bir tane elektrikli smart verdiler. Araç çok güzeldi ama gerçekten çok minikti. Gerçekten böyle gittiğini falan anlamıyorsun muhteşem elektrikli olması. Ama ben zaten 1,84 boyundayım, uzunum. Bir de aracın içine girdim, çok komikti. O anları gerçekten çekemedim. Size çekmek isterdim ama çok komik bir andı benim için. Sonra araçla geldim. Sabah uyandığımda beni aradılar hemen erkenden. Ben o gün size aslında araçla video çekmek istiyordum ama sabah erkenden gelip işte evinize geliyoruz, araçları değiştirelim dediklerinde tamam dedim. Ondan sonra geldiğimde hemen şöyle göstereyim. Bana şöyle bir prosecco getirmişler. İşte çok özür dileriz öyle falan filan derken hallettik ama Mercedes'te nasıl böyle bir şeyle karşılaştığımı ben de bilmiyorum. Bu ülkede ne kadar garip şey varsa her şey benim başıma geliyor gerçekten. Daha böyle farklı bir şeyle karşılaşamam herhalde. Bu da böyle bir anımdı. Anahtarı bulduk şükür. O yüzden arabam şu an kapının önünde. Şimdi çıkıp Şeyma'yı almayı planlıyorum. Şeyma'yı aldıktan sonra aracımın benzini çok az. Benzin bitmek üzere. Bilerek aslında biraz aza indirdim. Çünkü size Almanya'da benzin ne kadara doluyor, bir depo benzin ne kadara doluyor göstereceğim. Hep birlikte bakalım bir depo benzini Almanya'da ne kadara dolduruyoruz. Hemen videoya başlamadan hatırlatıyorum. Kanalıma aşağıdan abone olabilirsiniz. Aynı zamanda da videomu beğenebilirsiniz. Şimdi Şeyma'yı almak için çıktım. Bu arada Şeyma bana bir 6-7 kilometrelik bir mesafede oturuyor. Hemen bir 5 dakikada onu alacağım. Çünkü benzin doldururken video çeksin. Hem de ondan sonra okula gideceğiz. Yarın sabah sınavımız var. Bu arada Şeyma okula ait değil ama öğrencilerin kaldığı yurt gibi bir yerde kalıyor. Şimdi binasını sizin için çekerim. Galiba ortalama bir 320 euro civarı bir şey ödüyor. Bunları ayrı bir video olarak hepsini çekeceğim, ücretleri falan ama. Şeyma'nın kaldığı yer biraz daha apartman değil de tüm olarak bütün dairelerde öğrencilerin oturduğu bir yurt gibi bir şey. Evet, Şeyma'nın binasına geldik ve Şeyma hoş geliyor. Burası da Şeyma'nın kaldığı bina. Tüm dairelerde genelde öğrenciler oturuyor. Bir saniye açamadım. Hello.
Yani şimdi benzinliğe geldik. Benzinimi gösteriyorum hemen size. Bitmek üzere. Yani çeyreğin de altına inmiş durumda. Şimdi Şema'yla dolduracağız, bakalım ne kadar sürüyor. Şimdi şurada hemen üstte dizel var. Dizelin fiyatı 1.77 gösteriyor. Süper. Aşağıda benzin var 3 tane. Ben süper E10 koyuyorum daha ucuz olduğu için ama aradaki fark ne bilmiyorum. Şimdi burada benzinimizi dolduran insanlar olmadığı için çalışanlar. Burada benzinimizi kendimiz dolduruyoruz. İlk geldiğimde buna çok alışamamıştım ama... Bunun nasıl sabit kaldığını bilmiyorum. Bunu hep elimle tutuyorum böyle. Nasıl yani? Yani şunu böyle normalde poşette bırakıyorlar ya adamlar. Aha. Onu nasıl oluyor bilmiyorum. O yüzden hep böyle elimle tutuyorum. Anladım. Bu da böyle bir bilgi olsun. Evet, şu an dolun oluyor. Bakalım kaç ve bu ne kadar yapıyor. Kaç ve bu? Bir de bu ne kadar yapıyor? Evet, şu an 70 Euro'yu açtı. Gergin dakikalar. Evet, 80'i de açtı. Evet arkadaşlar, bir aksilik yaşandı şu an. Benzin kapağı kapatıyor. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Evet, şu an ödeme noktasına gidiş yapılacak birazdan. Benzin ödedik, fişi gösteriyoruz hemen. Gördüğünüz üzere 89 euro 71 cent tuttu bir depo benzin. Evet, fullediğimizi de gösterelim. Şimdi yola çıkacağız. Evet, şimdi bu geldiğimiz jet biraz daha uygun kalıyor diğer benzin markalarına göre, benzinlik markalarına göre. Benzin istasyonlarına göre jet daha uygun kalıyor. Bir de Aral var, Türkiye'de Opet gibi bir anlamı var herhalde Aral'ın, çünkü pahalı. Evet, biraz daha pahalı. Burada mesela 89 euro tuttu şu an. Aral'da doldursaydık orada da bir 100 euro tutardı. Bir 10 euro fark yapıyor iki benzinlik arasında. Biz size ucuz olanını göstermek istedik. Bence Türkiye'ye göre gayet iyiye doluyor. Türkiye'de ben bu arabanın deposunu doldurduğumda en son 1600 TL ödemiştim. Biraz pahalı tutuyor Türkiye'de. Almanya'da da benzin fiyatları bu şekilde. Size göstermek istedik. Şey moşumda. Evet. Evet. Evet, şimdi okula geçiyoruz. Yarın sabah fizik sınavımız var. Biraz çalışmamız gerekiyor. Gerginiz. Ama gerginlik son sınavımız var. Ondan sonra bitiyor her şey. Sonra yarından sonra ilk gün Türkiye'ye gidiyoruz. Evet. Ben cumartesi gidiyorum, Şeyma pazartesi gidiyor. Bir iki gün fark var ama aynen. Türkiye'ye dönüyoruz artık. Ben yine bir Türkiye'ye gidip geldim ama Şeyma Türkiye'ye gitmedi bayağıdır. Ondan sonra bir ay sonra yine döneceğiz. Sonra yine sınavlarımızla başlayacak dönem. İnşallah halledeceğiz. Hadi okula gidelim. Arabamın anahtarının kaybedilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Zaten ancak senin başına gelirdi. Ben de aynısını dedim videonun başında. Sadece benim başıma gelirdi. Ve gerçekten korktum. Ben plaka için korktum. Plaka aklıma geldi ilk önce. Ondan sonra sabah 8'de aradılar beni. Dediler ki arabayı getirelim falan, değiştirelim. Dedim getirin yani. Zaten. Yani bir de sen mi gidecektin herhalde? Evet, şu an okula doğru ilerliyoruz. Kart çıkarmamız gerekiyor. Bende var. Evet, arabayı şuraya yanaştırma krizi. Hemen. Her sabah olmuyor. Ay, çok kötü yağmur yağıyor. Ha gayret. Gidik. Evet, son okula giriş günümüz diyecektim ama yarın sınav için geleceğiz ve bu dönem bitiyor artık. Ama sonraki dönem yine sınavlarla başlıyor. Hala bu dönemin sınavlarıyla. Evet, ikinci faz oluyor bizim. Evet. İki faz oluyor. Bir tatil öncesi, bir tatil sonrası. Tatil sonrası da bir tane sınavımız var. Benim iki tane var. Evet, Şevan'ın iki tane var. Bize başarılar dileyin. Dua edin. Dua edin, inşallah geçeriz. İnşallah. Biraz zor olacak yarınki ama. Ama hiç belli olmaz yani. Yani belli olmaz, evet. Ve aşırı kötü yağmur yağıyor. Çok şiddetli. Kütüphaneye nasıl yürüyeceğiz? Su gibi olacağız kütüphaneye giderken.
Evet, daha da kötü olmaya başladı ama. 1, 2, 3 deyince çıkacağız. Hazır mısın? Şurası hemen okul. Şurada da okulun kendi okula ait yurtları var. Burası gerçekten çok güzel ama burada yurt yeri bulmak aşırı zor. Birkaç ay önceden başvurman gerekiyor. Herkese çıkmıyor ama binalar çok güzel. Sabaha kadar kar yağsa okeyim. Ama yağmuru asla sevmiyorum çünkü gözlüklü insanlar bunu anlar. Ben de hiç sevmiyorum. Zaten tipimiz sınav haftası dolayısıyla çok kötü. Evet. Evet, tipimiz gerçekten kötü ama gözlüklü olduğum için biraz daha bana yağmur eziyor. Böyle rüzgarla birlikte yağınca daha çok insan içine gidiyor. Şey, muhabbetim yanına biraz kısa kalıyor. Tuğçe çok uzun. Tuğçe boyunu söyler ben misin? Ben başta da söyledim. Bana smart verdiler ya. 1.84 falan boyum. Smart'ın içinde böyle kaldım. Yine genişti verdikleri smart ama minik çok kaldım. Çok üşüdün ya. Üşüdün mü? Soğuk değil aslında hava. Haline bak. Şey, nereden geliyorsun? Evet, şimdi kütüphaneden çıktım. Biraz bayağı bir yağmur yağıyor. Hemen bir eve gideyim. Beynim yanmış durumda. Yarın sabah fizik sınavı var. İnşallah güzel geçer. Artık bir sonraki günde Türkiye'ye gidiyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün birlikte benzin fiyatını gördük. Benzin bitmek üzereydi zaten. Ortalama bir 10 euro daha eklesek burada bir depo benzin 100 euroya yakın bir şekilde doluyor. Bunları size göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.